Dünyayı sarsan korona virüsü ülkemizi de bu salgının etkisinde kalarak hükümetin aldığı önlemler çerçevesinde çalışma hayatını durdurduk ve insanlarımızı bu hastalıktan korunmaları için evlerinde kalmalarını istedik. Ve uzun bir süreden sonra insanlarımız hükümetin aldığı kararlara harfiyen uydukları için bugün geldiğimiz noktayı değerlendirirken yaklaşık 47 günden beridir ki ülkemizde henüz bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bu çerçevede durumu değerlendirirken yavaş yavaş da sektörlerin çalışma hayatına kazanılması için açılımlara başladık. Ve bu çerçevede önce esnafları ve sonra da ona bağlı olan sektörleri çalışma hayatına kazandırmış olduk. Ve dün de yine ülkemizin lokomotif sektörü olan turizmin bir bacağı olan otellerimizi, seyahat acentelerimizi ve şans oyunlarını da kapılarını açtık. Şimdi burada kapıları açarken ve buraya insanlarımızın gelmesini sağlarken yine bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ve buna bağlı ilgili sektör temsilcileriyle ve üniversitelerimizdeki değerli hocalarımızdan oturup bu çalışma hayatına kazandığımız sektörlerin kriterlerini yavaş yavaş hazırladık. Ve bu kriterleri hazırlarken de hem denize girmek için plajlarımızda uygulanacak kriterleri hem de otellerimizde konaklama yapılırken uygulayacağımız kriterleri ve hem de şans oyunlarındaki oraya gitmek isteyen insanlarımızın uygulayacağı kriterleri hepsini güzel bir kitapçık halinde ve bunu oturup hem otelciler birlik yönetimiyle hem de şans oyunları birliğiyle birlikte bütün bu kriterleri hazırladık ve bu kriterler çerçevesinde de güzel bir kitapçık yaptık ve bu kitapçığımızı da bütün otellerimize bu kitapçıklarımızı iletmiş olduk. Dolayısıyla bu kitapçığı ilettikten sonra da yine bir bakanlığımızın kurduğu bir denetim mekanizması ile bu kriterlerin uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etmek için 4 tane denetim ekibi oluşturduk. Ve bu denetim ekipleri sayesinde de aşmak isteyen otellerimizi gidip bu kriterleri yerine getirdiklerini veya getirmediklerini kontrol ederler. Eğer eksiklikleri varsa da o eksiklikleri gidermek için de uyarılarda bulunuyor. Ve bugün geldiğimiz bu noktada bu birçok otelimiz bu kriterleri yerine getirdiği için ben de kendim şahsen bazı otelleri ziyaret edip yerinde de bunları gözlemlemiş olduk. Tabii bu geldiğimiz dünyayı sarsan bu pandemi olayı ülkemizi de yavaş yavaş bu pandemiden uzaklaştığımız için ülkemizin dışa hava ve kara ulaşımını nasıl ve ne zaman açabileceğimizin hükümet olarak oturup bir de bunun programını yaptık. Ve 1 Haziran'dan itibaren ülkemiz dışında yaşayan insanlarımızın yani ikametgahı ülkemizde olan ama bu pandemi ortaya yere çıktıktan sonra yurt dışında kalan insanlarımızın ülkemize gelmeleri için onlara kapıları açmış bulunmaktayız. Ama bu insanlarımız ülkemize gelirken de yine 14 günlük bir karantina süreci başlamış olacak. Dolayısıyla belli aralıklar içerisinde konan charter seferlerle yaklaşık 1000'e yakın insanımız ülkemize gelecek. Ve yine Turizm Çevre Bakanlığı'nın kriterleri uygulayan otellerimizi kontrol edip ve o otellerimizin istenen otellerin karantina olmasını sağlamak için yaptığımız denetimler
neticesinde. Bu karantina için gelecek kendi insanımız veya öğrencimizi bırakmak için de bu kriterleri yerinde gözetledik. Ve ilk uçağın yanlışım yoksa 5 Haziran'da gelmesiyle birlikte bu otellerimize de bu insanlarımızı alacağız. Ve 8 Haziran'dan sonra da ülkemizde oturan ama vatandaş olmayan 3. uyruklular veya ülkemizde çalışma izniyle çalışmak için bulunan ve yurt dışında olan insanlarımızı da 8 Haziran'dan da ülkelerimize dönmek için de onlara da kapılarımızı açıyoruz. Bu çerçevede bütün bu açılımları hükümet yaparken de bir yandan da ülkemizin bu süreci ne kadar iyi yönettiği ve bu süreçte ülkemizde bu salgının ne kadar etkili olmasını olanak sağlamadığımızın da bir göstergesi olmuştur. Dolayısıyla burada öncelikle hükümetin koyduğu kurallar ve bu kurallar ve kriterlere uyan halkımız ve sağlık çalışanlarımız ve bu süreçte katkı koyan herkes burada büyük bir başarıya imza atmışlardır. Ve bu başarı öyküsünü biz artık dünyaya pazarlamanın zamanı geldiği inancındayız. Ve biz kendi içimizde bu açılımları yaparken de bir yandan da ülkemizi dış dünyaya nasıl açabiliriz? Ve dış dünyaya açarken de ülkemizin ne kadar güvenli olduğu ve bu süreci ne kadar iyi geçirdiğimizi de anlatmamız gerekir. Dolayısıyla biz otellerimizi konaklamaya hazırlarken de ve denetim mekanizmasını çalıştırdıktan sonra otellerimize güvende kal konaklama belgesini de veriyoruz. Ve bu verdiğimiz konaklama sertifikasıyla da zaman zaman yine otellerimizi de yine denetleyeceğiz ki bu kuralların dışına çıkılmaması için. Çünkü bu hastalık henüz dünyadan geçmemişti. Ve bu pandemi dünyada hala daha şiddetli bir şekilde devam ederken, biz kapılarımızı açarken bu kriterleri ortaya koyacağız ve gelecek ülkedeki olan insanların ülkemizin ne kadar güvende olduğunu bilmesi açısından da yavaş yavaş tanıtımlarla biz ülkemizi de dış dünyaya açıyoruz. Ama her ülkeden gelecek insanlarımızı ülkemize almamız için de o konularda da ayrı kriterler oluşturuyoruz. Ve o kriterler çerçevesinde bunları belirliyoruz. Bütün biz bu çalışmaları yaparken ve ülkemizi artık çağı yakalamak için ve dijital reklamlarla dünyaya açılmamız çalışmalarını yaparken de bu pandeminin ülkemize gelmesiyle bunların biz durdurtmadık ve hatta çalışmalarımıza daha da hız verdik. Ve bu çalışmalara hız verirken de yeni yeni projeleri de ortaya çıkarttık. Ve bu projeleri ortaya çıkarken ülkemizi dünyaya nasıl tanıtabiliriz, nasıl pazarlayabiliriz ve özellikle ülkemizdeki olan doğal güzelliklerini, kültürel miraslarımızı, tarihi eserlerimizi ve adanın hem güvenli ada olduğunu hem de bu adadaki güzelliklerle dış dünyada buluşturmak için de yeni bir portal ortaya çıkarmıştık. Ve uzun müddet Turizm Bakanlığı'nın çalışmayan bu portalini biz bir tarafa koyup yeni bir portal ile dünyaya açılan penceremizi de açmış bulunmaktayız. Ve şöyle bir portal ortaya çıkarttık. visitncy.com diye ve bu portala girildiği zaman ülkemizdeki ne görmek istiyorsan bütün o güzellikleri görebiliyorsun. Ama bütün bu güzelliklerin yanında da güvende olan bir ülkenin güzellikleri olduğunu da bunu buradan dünyayla da buluşturuyoruz ve hep bu güzellikleri bizim yaptığımız bu yeni portal ile ki burada uzun zamandan beridir çalışılmakta olan
güzel bir portalı ortaya çıkarttık ve visitncy.com portalıyla da dünyanın neresinde olursanız olun bu portala girdiğimiz zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün güzellikleri orada görebiliyorsunuz ve bu güzellikleri oralarda görürken de 6 destinasyon şeklinde biz bu güzelliklerimizi orada sergiliyoruz. Bunu biz ilk defa dijital ortamda yapıyoruz ve bu dijital ortamdaki dünyanın neresinde olursanız olun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güzelliklerini bizim visit.nci.com portalına girdikten sonra istediğiniz bütün güzellikleri de buradan görme şansına erişmiş olacaksınız. Ve biz bunu yaparken de özellikle de hem ülkemizin tanıtımını yaparken hem de bu tanıtımda ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya da buradan anlatmak istiyoruz. Ve dolayısıyla biz bu web sitemizle de bunu dünyaya açılan bu penceremizden de bütün bu güzelliklerimizi de götürüyoruz ki yaklaşık 200'ün üstündeki konumuzu içeren ve bunu yaparken de bütün Turizm Bakanlığı'nın arşivini yeniden gözden geçirip ve bütün arşivi de güncellemiş olduk. Ve bundan sonraki tanıtım reklamımızda ve sosyal medyada gerekse Facebook'ta olsun, gerekse Twitter hesabında olsun ve gerekse diğer hesaplardan olsun bütün bu portalımıza girilip istediğimiz güzellikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyanın neresinden olursanız olursunuz bu güzelliklerle de karşılaşabilirsiniz. Böyle güzel bir günümüz ve mutlu bir günümüz. İki yönden mutluyuz. Bir kere bu pandemi salgınını ülkemizden uzun müddet ortadan kalktığı için ve ikinci mutluluğumuz da bugünlere gelirken de ülkemizin güzelliklerimizi artık çağın güzellikleriyle buluşarak dünyanın neresinden olursanız olun sosyal medyayla ve dijital yapacağımız reklamlarla ve gerekse yenilenmiş yeni portalımızla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne oluyor, ne bitiyor ve bu güzelliklerimizi yerinden şahit olmak istiyorsanız hiç Kuzey Kıbrıs'a gelmeden öncelikle bu web sitemize girerekten ülkemizde neler olur, neler biter göreceksiniz ve ondan sonra da bu güvenli ülkede tatil yapmak için ve tatil yaparken de bütün konaklama tesislerinin Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan sertifikasyonlar sonrası açıldığını da bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Turizmi'nin dünyaya açılan yeni dijital penceresi olan yeni markamız visitncy ve visitncy.com turizm portalımız yayına girmiştir. Bizler de bunun haklı heyecanını yaşamaktayız. Temennimiz, bakanlığımızın bu girişimiyle, atmış olduğu bu adımla ülkemizi bir tatil beldesi, destinasyonu olarak daha güçlü tanıtabilmek, daha geniş pazarlara, daha hızlı ve kolay erişebilmek ve tüm turizm paydaşlarına bu kapsamlı çalışmayla daha da destek olabilmektir. Yeni sitemizin kullanıcı dostu tasarımı, mobil uyumu, zengin içeriği, interaktif özellikleri ve geliştirilmeye açık altyapısı ile şu an için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayına başlamıştır. Ve kısa bir süre içerisinde Almanca ve Rusça dillerinin eklenmesiyle 4 dilde yayında olmasını hedeflemekteyiz. Turizm portalımız visitncy.com'da her dilde olmak üzere 200'den fazla konu başlığı ve 75 binden fazla özgün kelimeden oluşan metinler yer almaktadır. Tarihi ve dini,
tarihi ve dini yerleri, doğal güzellikler, kültür, gastronomi, sağlık turizmi, düğün ve balayı, spor aktiviteleri, deniz ve eğlence hayatı olmak üzere 9 ana kategori ve de 6 ana destinasyon altında kaleme alınmış zengin içeriğine harita desteği günümüz turizm portallarının sıklıkla kullandığı bir yöntemle meraklılarına rehberlik edecek nitelikte hazırlanmıştır. Farklı turist profillerine göre ayrıca site içinde hazırlanmış özel planlamalarla birlikte anlık hava durumu, sıkça sorulan sorulardan elektronik ortam broşürlerimizi okumaya veya indirmeye kadar birçok özellik ve içerik düşünülmüştür. Şenlikler, festivaller, konserler, sergi, tiyatro gibi etkinliklerin takvimleri ve detayların bulunacağı dijital etkinlik rehberi bundan böyle düzenli şekilde güncellenerek site kullanıcılarının gezi veya etkinlik katılım planı yapmalarına yardımcı olacaktır. Yeni turizm portalımız visitncy.com hazırlanırken Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi'nin fotoğraf arşivi de güncellenmiştir. Üzerindeki çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu zengin ve özgün içerikler ile birlikte devam eden arama motor optimizasyonları, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Google ve Yandex gibi arama motorlarında uygun kelimelerle veya keywordlerle arandığında sitemizin kısa süre içinde üst sıralarda yer almasını hedeflemekteyiz. Ziyaretçilerin kullandığı browser diline göre ise sayfanın o dilde açılması için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Visit NCY sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanacaktır. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesapları ile kullanıcıları ile sürekli etkileşim halinde olacak olan portal, kullanıcıların talep ve istekleri doğrultusunda uyarlanarak değişen kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi amaçlamaktadır. Bu sayfalarımızı takip etmeye, paylaşımlarımızı beğenmeye, kendi profillerinizde paylaşmaya davet ediyoruz. Hashtag VisitNCY kullanarak ise yeni markamızın bilinirliğinin daha da hızlı yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Bugün inceleyeceğiniz turizm portalı visitncy.com bizim için sadece bir başlangıçtır. Turizm sayfalarının zenginleştirilmesi, içeriklerin genişletilmesi ve güncellenmesi için bundan böyle her daim üzerinde çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca sayfanın altyapısı sitenin özelliklerinin de geliştirebilmesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bugün sadece yeni bir turizm portalı ile karşı karşıya değiliz. Yeni bir marka ve Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya sunduğu yeni ve modern bir bakış açısıyla birlikteyiz. Tüm zenginliklerimizin bir arada olduğu kapsamlı bir platformda. Sayın Bakanımızın da söz ettiği üzere Kuzey Kıbrıs'ın yeni turizm portalı hepimizin ve gelecek nesillerimizindir. Dolayısıyla özellikle bu kısa süre içinde sizlerden alacağımız destek ve yorumlarınız bizler için önemli olacaktır.